Bu nasıl bir insandır ya? Yani bununla bir hayat nasıl geçer diyebileceğin insan aklına geliyor mu? Bana da mı bu kural geçerli? Bize de mi geçerli? Yani ben de mi giremiyorum? Kendinizi normal bir insan olarak kabul ediyorsanız bu 8-10 kişilik özelliğine dikkat edin. Bunların 5-6'sı aynı kişide toplandıysa orada bir tehlike çanları çalıyor olabilir mi acaba diye içsel bir şey kurun derim. Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde yine eşimle birlikte ilişkiyi yürütmekte güçlük çekebileceğiniz kişilik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Bunu bahsetmemizin sebebi tabii ki kimseyi etiketlemek ya da şu tiplerden uzak durun ya da işte bu kişilik özelliklerini işte kaçırmayın gibi bir şey söylemek değil. Bu bence hiçbir ruh sağlığı çalışanın aslında haddine de değil ama yapılan araştırmalar bazı kişilik özelliklerinin insani ilişkileri yürütmekte güçlük çektiğini ya da bazı kronik şekilde sorunlar yaşadığını gösteriyor. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bütün bu videoda anlatacaklarımın tamamını bir yelpazede yani 0 ile 100 arasında bir skalada herkes de var olan özellikler olarak düşünmenizi istiyorum. Yoksa işte şunlardan uzak durun, bunlardan uzak durun diye böyle bir etiketleme yapmak neden işimize yaramaz biliyor musun? Herkeste çünkü bu özellikler var. Örnek veriyorum yani bencil bir insan dediğin zaman ben de bencilim. Yani ben de zaman zaman kendi çıkarlarımı düşünüyorum. Tabii Anlatabildim mi? canım, ben de öyleyim. Neresinden sonrasında uzak duracaksın? Birazcık bu ayrıcı tanılara bakmak gerekiyor. Yani benim ihtiyaçlarımı göz ardı edip sadece kendi Evet. ihtiyaçlarına yöneliyorsa Hı. bundan sonrası bir sorun teşkil ediyor diye düşünüyorum. Tamam. O zaman bunlardan bir tanesini şunu söyleyebiliriz. Yani ilişkiyi de bizi zora sokacak ya da ilişkiyi yürütmekte aslında sıkıntı yaşayacağımız insan tipolojilerinden bir tanesi. Kendi çıkarlarını sadece düşünerek diğer insanların çıkarlarını gözetmeksizin ya da onları hiç önemsemeksizin sadece kendi çıkarları için diğer insanları kullanan özellikler diyebiliriz. Doğru mu? Doğru. Yani bu insanlardan yine uzak durun demiyorum ama temkinli olmakta fayda var. Çünkü eğer bir ilişkiye giriyorsanız diğer insanların isteklerini ve ihtiyaçlarını göz ardı ediyorsa ilişkinin içerisinde de sizin isteklerinizi, duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı göz ardı etmesi pek muhtemel. Bir de şey çok rahatsız edici olur. Yani insan ilişkilerde de rahatsız edici. Sürekli kendini öven. Evet. Bunlar zaten dediğim gibi videonun sonunda açıklayacağım. Belli bir kişilik bozukluğuna doğru aslında gidiyor. Bunlar onların birer özellikleri. Sürekli kendisinin övülmesi de ve övmeyi sürekli beklemesi de karşı taraftan yine sizi sıkıntıya sokacak ileride. Çünkü sizden o övgüyü alamadığı zaman bir süre sonra öfke ya da şiddet ya da sizi reddetmeyle ya da uzak tutmayla, itmeyle bir davranışa bürünecek. Evet, o zaman ikinci özellik de sürekli övgü bekleyen, sürekli kendisinin övülmesini ya da ne kadar değerli olduğunu hissetmeyi bekleyen ve bunu aynı zamanda da duymak ve görmek isteyen kişilik tiplerinden de birazcık temkinli yaklaşmakta fayda var. Üçüncüsü nedir? Bence eleştirir insanlar. Bir süre sonra şey yapar insanı. Yani sürekli kendini baskı altında hissetmene sebep olur. Yanlış bir şey mi yaptım gibisinden, yani böyle bir baskı. Sürekli kendini tetikte Evet, hissedersin, değil mi? tetikte hissetmek. Eğer diğer insanları aşağılama ve küçümsemeye yönelik bir görüş bildiriyorsa sürekli ısrarla bunun yararlı olacağını düşünüyorsa ve bunu kendisine her şeyden önce hak görüyorsa işte bu kişilik özelliklerine de birazcık yine temkinli yaklaşmak gerekiyor. Bir diğer faktör de bu. Tamam. Yani diğer kimse kimseyi aslında küçümseyici, kendisinden daha aşağı görücü herhangi bir tavır ve tutum içerisinde olamaz. Bunu evlilik ya da gönül ilişkisi yani aşk ilişkisi içerisinde yapıyorlarsa bu da aslında ilişkinin katili anlamına geliyor ki dışarıda diğer insanlara karşı böyle bir eleştiri ya da aşağılama şeklini yürütüyorsa bir müddet sonra ilişkiniz içerisinde de size yürütmesi çok şaşırtıcı olmaz. Evet, bir sonraki özelliğe geçelim istersen. Ne geliyor aklına? Öfkeli insanlar. Ben bunu çok şey olarak görmüyorum. Yani evet, öfke hepimizde var. Ama nereye kadar var? Tabii nereden sonrası uzak durulması gereken insan tipine giriyor. Yani mesela Yani şöyle de olabilir bak. Yani bu o kadar geniş bir yelpaze ki o zaman şöyle de diyebilirsin. Çok okuyan insanlardan da uzak tabii durun. tabii yani Yani başı hiç kitaptan kaldırmıyorsa sana vakit ayıramaz. Öyle olur ya. İşte şey çok çay içen insandan da uzak pek durun. çok çeşit var aslında Tamam, da. yani bunun aslında bir kişilik bozukluğuna doğru gidenleri bugün burada anlatmamız gerekiyor. O Tabii onu zaman ben bilmiyorum, o kişilik tamam. bozukluğu özelliklerini. Yani ama ne geliyor olabilir? Yani o zaman şöyle düşününce yani bu nasıl bir insandır ya? Yani bununla bir hayat nasıl geçer diyebileceğin insan aklına geliyor mu? Gelmiyorsa ben yine aklımdaki maddelerden. Yani bunlar dışında gelmiyor. Belki konuşmamız esnasında gelebilir. Tamam. O zaman Düşünmüyorum başka bir ki. tanesine geçiyorum. Bunlardan bir tanesi de yaptığı olaydan herhangi bir suçluluk ya da hata kabul etmeyen bu hataları için herhangi bir şekilde af ya da özür dilemeyen insan tipleri.
Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ilişkinde yaptığı hatayı hiçbir zaman kendisinin hata görmeyen ya da bu hatalar için herhangi bir özür dileme ya da bağışlanma talep etmeyen insanlar da aynı şekilde ilişkide seni çok zorlayacak insanlar arasında yer alıyor. Ben zaten haklıyım. Evet. Hep haklıyım. Yani haklı olmasan bile özür dilemeye gerek yok. Bunu büyütecek ne var? İşte hepimizin yaptığı bir sorun. İşte geç bunları gibisinden düşünen insan tipleri biraz daha ilişkide bizi sıkıntıya sokacak insan tipolojilerinden bir tanesi. Bir başkasına geçiyorum yine hızla. Seni zorlayacak ya da ilişkide insanları zorlayacak kişilik özelliklerinden bir tanesi de sürekli takıntılı şekilde yalan söylemek, diğer insanları kandırmak ve dolandırmak yönünde ısrarlı davranışlarda bulunan kişiler. Çünkü bir diğerinin kandırılarak kendisinin yararına, yine bir şekilde bencilliğe de tabii bu değiniyor ama kendisinin yararına olası bir şeyi kendisini hak gören insanlar bunun ilişki içerisinde de yine sizlere de tabii ısrarla yalan söyleyip sizi dolandırma ya da arkadan iş çevirmeye yönelik bir gayret içerisinde güvenilmez görürseniz şaşırmayın. Güvenilmez evet. İnsanlar. Güven doğru. Bunun temelini oluşturuyor evet. Bence. Ama bunu mesela diğer insanlara karşı olan davranışlarında çok kolay görebilirler. Yani diğer insana karşı böyle ayaküstü yalan söyleyip örnek veriyorum telefonda konuşurken bir baktınız ayaküstü yalan söylüyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir gün o telefon ucunda siz olabilirsiniz ve nerede olduğunu konusunda ya da ne yaptığı konusunda ayaküstü bir yalanla sizi de geçiştiriyor olabilir. Buna bir bakmak lazım. Yani hepimiz yalan söyleyebiliriz. Bu çok çok acayip, anormal bir şey değil. Çünkü insan kendi ruhunu ya da bütünlüğünü korumak için, ruhsal bütünlüğünü zaman zaman kolay gördüğü yerlerde yalana başvurabiliyor. Ama bu dedim ya 0 ile 100 arasında bir skala gibi düşünün. Örnek veriyorum yani hiç yalan söylememek de mesela yani biz bunlara istatistiksel olarak seyrek gördüğümüz vakalar diyoruz. Yani 0 ile 10 arasında hiç yalan söylemeyen insana da anormal gözüyle bakılabilir. Ama 90 ile 100 arasında yalan söyleyen de yani hayatını sürekli yalanla geçiştiren de sorun olarak gözükebilir. O yüzden biz şu anda 90 ile 100 arasında yalan söyleyen insanlardan biraz daha temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Peki bir sonraki özellik kendisinde diğer insanlardan daha özel gören ve bunlar için hak talep eden insanlar. Bunlar aslında o kadar çok sık karşılaşıyoruz ki. Çok. Ama bunların işte uç boyutları bizi çok fazla sıkıntıya sokuyor. Toplumda çok fazla evet. Var. Yani ben niye sıra bekliyorum? Sıra. Ben mi bekleyeceğim? Yani bana da mı sıra? Ya da işte bu kural var işte. Böyle bir kuralımız var. Bana da mı bu kural geçerli? Bize de mi geçerli? Yani ben de mi giremiyorum? Abicim sen ayarla bize şuradan bir şey. Sen bizi ayarla. Yani sen beni biliyorsun. İşte sen beni gör ben de seni göreyim. Tarzı insanlar. İşte bunlar da birazcık ilişkide sıkıntı yaratacaklar. Çünkü kendisinin hani bu da yine şeyle bağlantılı. Sürekli özel olduğunu hissetmek istiyor. Değerli olduğunu ve sevildiğini hissetmek istiyor. Bunu duymak istiyor. İşte bunu da görmenin bir biçimlerinden bir tanesi de sürekli kayırılma. Yani benim kayırılmaya ihtiyacım var. Ben çünkü özel bir insanım. Diğer insanlarla yani bu diğer tırnak içinde söylüyorum. Aşağılık insanlarla aynı sıraya ben de mi gireceğim ya da aynı durumda beni nasıl tutarsın diye bekleyen insanlar emin olun ilişkide bir süre sonra sizi de bir bunalım ya da bir çıkmaz içine sokacak. Özel bir şey bekliyor olacak ya da sizi de diğer başka insanlar arasında bir tercih yapmaya zorlayacak diye düşünüyorum. Birkaç özellikten daha bahsedeceğiz kalan. Bunlardan bir tanesi de empati yoksunluğu. Of çok zor evet. Yani aşırı derecede kendilerinin tabii diğer insanlar tarafından anlaşılmasını bekliyorlar. Hatta bunlar biraz daha fazla bekliyorlar. Yani normal bir insana göre bu kişilik tiplerindeki insanlar şöyle. Yani ben bir şey düşünüyorum. Bu düşündüğümü sanki görünür derecede diğerinin anlamasını bekliyorum. Bu işte bizi biraz daha sıkıntıya yaratıyor. Yani benim böyle düşündüğümü nasıl bilemezsin? Yani bu bariz bir şey. Ya da ben bunu sevdiğimi bilmek zorundasın. Yani bunu nasıl anlamazsın ya da bilmezsin? İşte bu ilişkide biraz daha bizi çıkmaza sokacak. Çünkü sürekli aslında dile getirmediği şeyleri bile dile getirdiğini sanan biraz daha insanlar oluyor. Ve diğerinin duygularını anlama konusunda da birazcık sıkıntı zayıf yaşıyorlar. Zayıf kalıyorlar. Evet. O da şöyle bir şey çıkıyor ilişkide. Tabii kronik boyutunu yine söylüyorum. Seans odasında şöyle görüyoruz. Bir sorun yaşıyor. Eşi işte ağlıyor bir şey konusunda çok üzülüyor. Ve yani bunu üzülecek ne var? Neye takıyorsun ki bu kadar? İşte bunu da büyütecek ne var? İşte saçmaladın yine gibi şeyler söyleyen eşlerden bir tanesi. İşte bu kişilik tipolojilerinden oluyor. Burada bir artı parantez açıyorum. Eşiniz muhakkak yani bunda takılacak ne var ya da işte buna niye ağlıyorsun? Bunda ağlanacak bir şey yok ya da buna takılacak bu kadar büyütülecek bir şey yok kelimesini çok sık duyuyor olabilirsiniz. Sadece bu kelimeyi duyuyorsunuz diye lütfen uzak durulması gereken
insanlar kategorisine hemen eşinizi sokmayın. Burada saydığım bugün bu 8-10 kişilik özelliklerinden ısrarlı şekilde devam eden ve bunlardan en azından böyle 5-6 tanesinin aynı kişide toplanmasıyla ancak ilişki çekilmez bir hal alabilir. O yüzden yani eşiniz sadece yalan söylüyor ısrarla, o zaman at çöpe. Böyle bir şey yapamazsınız zaten, çok pratik de değil. Ya da eşinize karşı olan güveninizi ya da sevginizi de bu videoyu, bu kısmını izleyerek sadece değerlendirmeyin. Dediğim gibi hiç kimsenin nasıl bir ilişki yürütmesi gerektiği konusunda bence görüş bildirmemeli. Bu ruh sağlığı uzmanı ya da işte ilişki terapisti olsa dahi. Biz sadece diğer insanların bilimsel yapılmış çalışmalarla hangi özellikleri diğer insanlarla uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşıyor, bunları anlatırız ama bazı kişilik özellikleri de yine bazı sorunlu kişilik özellikleriyle çok yanlışabildiğini de görüyoruz. Yani bunu ilerleyen videolarda anlatacağım. Örnek veriyorum, A kişilik özelliğinde birisi B kişilik özelliğinde birisiyle çok iyi anlaşıyor olabilir. Ama A da B de aslında baktığın zaman sorunlu kişilik özellikleri olabilir. Bu sizin eşinizle kesinlikle anlaşamayacaksınız, bu maddeler varsa eğer, demek anlamına gelmiyor. Sadece yeni bir ilişkiye başlayacaksanız ve kendinizi normal bir insan olarak kabul ediyorsanız bu 8-10 kişilik özelliğine dikkat edin. Bunların 5-6'sı aynı kişide toplandıysa orada bir tehlike çanları çalıyor olabilir mi acaba diye içsel bir şey kurun derim. Ama öbürü de kendini normal olarak kabul ediyor. Evet, farklı ama sen değil. Normal olduğundan eminsen, işte bu maddeler normal olduğunun birer göstergesi. Aslında normal olduğun göstergelerinden en temel bence şeylerden bir tanesi de, biliyor musun? Ben çok belki basit gelecek ama bak, istikrar çok önemli. Var olan bir işinde, arkadaşlıklarında şöyle bir düşünün bakalım. Çok uzun yıllar ilişki ya da arkadaşlık kurabiliyorsan ya da uzun süredir aynı işte çalışabiliyorsan ve çevrenle alakalı ya da çevrenin seninle alakalı çok fazla bir şikayet yoksa, işte bak, bu uyumlu bir insan olduğunu gösteriyor ve nispeten normalsin demek. Yani normal demek 0 ile 100 arasında tam 50'de demek anlamında değil ama yani 30 ile 80 arasındasın, 70 arasındasın demek. Bu ideal. O yüzden şöyle belki ilişkiyi zorlayacak faktörlerden bir tanesine tekrar baktığınız zaman şuna da bir dikkat edin. İlişkiyi kuracağınız insan yani sürekli iş değiştiriyor mu? Ya da şöyle arkadaş çevresine bir bakın bakalım. Yani en eski arkadaş çevresi bundan işte 3-5 ay önce tanıştığı arkadaşlarıma. Buna bir bakmak gerekiyor. Yoksa işte 20 yıllık, 30 yıllık arkadaşları var çevresinde dolu falan. İşte bu adam ya da kadın işte güvenilir belki diyebiliriz. Ya da işte 20 yıldır, 30 yıldır zaten aynı işte çalışıyor. O zaman nispeten ben güvenilirlik kısmına bir tik atarım bu insan için. Bana güvenilir gelir. Çünkü istikrarlıdır. Diğer iki özelliklerden bir tanesi de hasetlik ve kıskançlık özelliği. Haset ve kıskançlık arasındaki farkı biliyor musun? Hasetlik biraz daha kötü niyetli olmak galiba. Evet. Yani hani bende olsun, başkasında olmasın. Ya da başkasında var, bende niye yok? Evet, sadece başkasında yani bu bende var ama sende olmasını buna tahammül edemiyorum. Ya da sende var ama bende yok. O zaman sende de olmasın. İşte bu bir hasetliktir. Bu tarz böyle bir kişilik özelliğine sahip olan bir insanın ilişkide de biraz sıkıntı yaratacağı kesin. Yani en azından uyum problemi aranızda bir uyum problemi olacağını tahmin ediyorum. Buna hasetlik deniyor. Kıskançlık şu olabilir ama dediğim gibi belli bir dozdaki zaten herkeste var. Yani senin işte telefonun ne güzelmiş, işte keşke bende de olsa. Ya bu insani bir şey. Sendeki güzel olan bir şey bende de olmasını istiyorum. Ama sende güzel olan bir şey bende niye yok? İşte bende yoksa o zaman sende de olmasın. Ya da bu bende var ama sende olmasın diyorsan bu biraz hasetliğe giriyor. Bunun da yine var olup olmadığına bir bakmak gerekiyor. Bu da birazcık şey de getiriyor bence. Böyle hırs, daha fazlası, güç, işte isteği. Kesinlikle. Son maddemiz de bu. Bazı kişilik özellikleri sürekli ısrarla güç, kudret, zenginlik ve ihtişamla alakalı takıntılı düşünceleri oluyor. Bu insanların da ilişkide ne kadar uyum sağlayabileceği konusunda bir yere bir soru işareti koyun. Yani ona bir bakmak gerekiyor. İlişkide acaba mutluluğu yakalayabilir miyim diye. Çünkü sürekli zenginliğin, işte başarının, gücün ve ihtirasın peşinden koşan bazı kişilik özelliklerinin ileride büyük bir boşluk duygusu içerisine düşeceği ve değersizlik hissiyle dalgalanabileceği, bu dalgalanmanın aynı zamanda ilişkide tabii ki dolayısıyla size de yansıyabileceğini tahmin ediyorum. O yüzden buna tekrar bir bakmakta fayda var. Siz de lütfen görüşlerinizi videonun kısmına paylaşın. Yani şu kişilik özelliğiyle de ya da şöyle bir insanla da birliktelik yaşamak çok zor olsa gerek diye. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Elimden geldiğince hepsini okuyup mutlaka da cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şuraya tıklayarak kanala hala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu da lütfen yine sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şuraya bırakacağım izleme listesinden de evlilik ve ilişkiler üzerine daha fazla içeriğe erişebilirsiniz. Görüşmek üzere.